Sevgili izleyicilerimiz, televizyon programına hoş geldiniz hepiniz efendim. Bu sıcak ve güzel yaz gününde sizleri saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Evet, hepimiz için sağlık çok çok önemli bir konu. Hayatımız boyunca hem kendimiz hem yakınlarımız, çocuklarımız, aile fertlerimiz için en çok kaygılandığımız, özen gösterdiğimiz konulardan birisi. Bu arada kalp ve damar hastalıkları da hem bütün dünyada hem de ülkemizde ölüm nedenlerinin başlıcalarından bir tanesi. Dünyada tabii sağlık kuruluşları, bilimsel kuruluşlar, üniversiteler bu alanda ciddi araştırmalar yapıyorlar ve çeşitli kalp hastalıklarına ciddi çözümler üretmeye gayret ediyorlar, değişik yöntemleri geliştiriyorlar. Türkiye'de de 12 yıldır bu alanda çok ciddi çalışmalar yapan ve ülkemize EECP diye de adlandırılan doğal bypass tekniğiyle tedavi yöntemini getiren değerli uzman profesör hocamızı konuk ettik. Onunla birlikte onun tedavisini yaptı. Hastalar da stüdyomuzda. İsterseniz bugüne kadar bu 12 yılda 400'ün üzerinde hastayı tedavi eden değerli hocamıza bir hoş geldiniz diyelim. Kocaman bir hoş geldin. Profesör Doktor Sayın Günsel Şurdum Avcı'ya. Hoş bulduk efendim. Evet, her zamanki güler yüzünüzü bize bahşediyorsunuz. Bu sabah da, bugün de. Sağ olun. İyilikler diliyorum. Evet, sevgili izleyiciler, değerli hocamızın bu yöntemi uyguladığı ve doğal bypass, hatta ritmik kalp masajı tekniği dediğimiz bu kansız, özel, bilimsel tekniği uygulayıp tedavi ettiği 3 hastayı programımızın 3 ayrı bölümünde konuk edeceğiz. Ben birinci bölümde konuğumuz olan Sayın Ayşe Kalınoğlu'na tedavi gören hastamız hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. Ve onun sevgili eşi Şükrü Kalınoğlu'na da hoş geldiniz diyorum. Teşekkür ederim. Önce nerelerden geldiniz? Trakyalı olduğunuzu program öncesinde konuştuk. Ayşe Hanım, nerelisiniz? Kırklareli'yiz. Kırklareli'lisiniz? Evet. Kırklareli güzel bir yer mi? Güzel yer. Neresi güzel? Kırklareli'nin nesi meşhur? İstasyonu güzel. Her yeri güzel Kırklareli'nin. Doğası, havası değil mi? Evet. Peyniri, sütü de güzel midir? Güzel. Güzel. Şükrü Bey, siz ne diyeceksiniz? Kırklareli'ye insanlar niye gitmeli? Kırklareli'nde insanlar huzur arıyor, emekli yeri, insanları güzel, kimse kimseyi şey dokunmuyor. Barış ve huzur herkes içinde yaşanan barış bir barış ve yer. Huzur içinde yaşıyor. Evet. Yani tüm emeklileri Kırklareli'ne davet ediyorum ben. Çok çok güzel. Evet, şimdi Sayın Günsel Şurdum Avcı Hocam, konumuza girelim. Nedir bu doğal bypass tedavisi? Siz bu konuda öncü bir isimsiniz. Hem Türkiye'de hem uluslararası kongrelerde bu tekniği ve bunun uygulamalarını anlattınız. Türkiye'deki uygulamaları dünyaya yansıttınız. Ama izleyicilerimize bir anlatır mısınız bu tekniği? Memnuniyetle. Efendim, doğal bypass tedavisi kalbin damar ağını zenginleştirerek doğal bypasslar oluşturan bir tedavi olduğu için doğal bypass tedavisi diye tanımlanıyor. Aslında tıp dilinde daha çok kaynaklarda EECP tedavisi diye geçiyor bu tedavi. İngilizce Enhanced External Counter Pulsation sözcüklerinin baş harfleriyle bu şekilde EECP diye tanımlanıyor. Fakat Türkiye'de hastalarımız EECP deyince biraz böyle muğlak bir ifade oluyor. Ne olduğu tam anlaşılmıyor diye. Ben genellikle doğal bypass, natural bypass'ın Türkçesini kullanarak doğal bypass tedavisi demeyi tercih ediyorum. Nitekim tedavinin de en önemli etkisi kalbin damar ağını zenginleştirerek doğal bypass'lar oluşturmak. Bu tedavi... Evet, nasıl uygulanıyor bu tedavi? Bir, herhalde kendine özgü bir yöntemi var ki diğer özgü, bilinen yöntemlerden farklı olduğunu farklı. Anlayalım. Bir kere kansız, ameliyatsız, vücuda herhangi bir ilave ilaç uygulaması, herhangi bir cihaz uygulaması gerekmeyen, herhangi bir ameliyat gibi ya da vücuttan kan akmasına yol açacak bir işlem gerektirmeyen bir tedavi. Yapılan bütün iş vücudun belden aşağısına
kalp ritmi ile uyumlu olarak masaj yapmak. Ritmik bir masaj ritmik yapmak. Ritmik bir masaj. İsterseniz evet. Yönetmenimiz de bunun tabii. Uygulamalarını tabii. Gösteren. Evet. Evet, evet. Başlamış onlar da galiba gösteriyorlar. Zaten. Evet, şimdi, nasıl uygulanıyor hocam? Biraz daha evet, belden aşağısına uygulanıyor. Evet. Ne yapılıyor? Evet. Şimdi en başından alacak olurlarsa görüntülerimizi rica edelim. En başından alacak olurlarsa vücudun belden aşağısına baldırlar, uyluklar ve kalçalar düzeyinde olmak üzere bu tansiyon ölçerken kola sardığımız manşon dediğimiz sargıların daha enlilerini baldırı kaplayacak şekilde, uyluk bölgesini kaplayacak şekilde evet, görüldüğü gibi ve kalçaları kaplayacak şekilde sarıyoruz. Bunların içinde hava torbaları var ve bu hava torbaları orada kısmen görülebiliyor hortumlarla basınç kompresörüne bağlı. Evet. Ayrıca hastaya tedavi masasına yatırmış olduğumuz hastaya elektrokardiyogram bağlıyoruz. Kalbin ne zaman kasıldığını, ne zaman gevşediğini tespit etmek üzere. Evet. Bunun üzerine aletin bilgisayarı yardımıyla ince bir ayar yaparak bu sargıların ne zaman havayla dolacağını, ne zaman basınç uygulayacağını, ne zaman gevşeyeceğini belirlemiş ne zaman evet sıçacağını, ne zaman ineceğini ayarlamış dolayısıyla oluyorsun. Kalbin damarlara pompa etkisini senkronize ederek eş zamanlı bir biçimde evet. Masaj yapıyor damarlara. Masaj yapıyor. Öyle mi? Damarları evet. Açıyor mu diyebiliriz buna bir şekilde? Şöyle diyeceğiz. Kalp dakikada kaç kere atıyorsa belden aşağısı o kadar kere sıkıştırılıp gevşetilmiş oluyor. Sıkıştırılmış, gevşetilmiş. Bunun ne faydası oluyor bunun kalbe? Bunun ne faydası var? Bir kere belden aşağısı sıkıştığı zaman adaleler sıkışıyor. İçinde seyreden damarlar da sıkışıyor. Damarlar içindeki kan ayak ucundan, vücudun uç tarafından gövdeye doğru bir hareket ediyor. Dolayısıyla özellikle toplar damar dediğimiz daha zor çalışan damarlara mı? Hayır. Hem atar damarlardaki hem toplar damarlardaki kan yukarı doğru geliyor. Doğru çıkıyor. Ama bizim için önemli olan atar damarlardaki kanın yukarı doğru gelmesi. Gelmesi. Normalde kalp kasıldığı zaman, kanı fırlattığı zaman merkezden etrafa gider. Evet. Halbuki bu işlemde, bu ritmik masajla atar damarda ters yönde bir kan akımı olarak kalbi çalıştırıyor yani daha fazla. Ters yönde bir kan akımı olarak kalbe yakın kalpten çıkan ana atar damarın başlangıç bölgesinde bir kan göllenmesi oluyor. Hı. Bütün numarası bu. Kan göllenmesi oluyor. Ne faydası var bunun? Bu kan göllenmesi şu faydası var. Kalbin damarları, kalbin de çalışması için tabii. Kana ihtiyacı var. Kalbi besleyen damarlar olan koroner damarlar bu kalpten çıkan ana atar damarın başlangıç noktasındaki deliklerden kan alıyor. Hmm, tam aldığı yer kaynak orası. Kaynak orası. Pınar gibi şimdi sanki. Pınar o kaynakta gibi. Bir kan yığılması yapınca evet. Kalbe daha yüksek basınçla kan pompalanmış oluyor. Her kalp atımında evet. Kalbi besleyen damarlara daha yüksek basınçla kan pompalanıyor ve her kalp atımında kalp damarları daha dolu dolu doluyor. Şimdi halk anlayışıyla anladığım kadarıyla bu şekilde kalbin başındaki damarlarda, girişindeki damarlarda yeterince basınçlı kan olunca kalp hem kendi ihtiyacı olan kanı hem de vücuda dağıtacağı kanı yeteri kadar bulabiliyor. Öyle mi hocam? Vücuda dağıtacağı kanı değil. Değil. Kendini besliyor. Kendini besleyecek. Koroner damarlardan kendine gelen evet. Kanı besleniyor. Ne güzel. Doğru evet. Bilgileri şimdi, veriyorsunuz bana. Kalbin kendi beslenmesi için o kaynaktan kanı alıyor. Kalp kendisi iyi beslenecek ki bütün kasıldığı fonksiyonlarını zamanda, daha iyi yapsın. Kasıldığı zamanda daha güçlü kasılabilsin. Enerji almış olsun, kan evet. Almış olsun, atabilsin. Yani eğer bir kalbin çalışması evet. Yeteri derecede kan alamadığından dolayı aksıyor ise işte bu onu da önlemiş onu oluyor. Da önlüyor. Çünkü peki, kalbi iyi besliyor. İyi besliyor. Bu tekniği uyguladığımız zaman başka ne tür yararları var? Evet. Bunu, yani bir kalbin evet. Anladığımız kadarıyla
ve beslenmesini sağlıyor ve fonksiyonlarını daha iyi yerine getirmesine evet. neden oluyor. Başka? Sadece kalbin değil, tepeden tırnağa her organın da daha iyi kanlanmasını sağlıyor. Beyinden başlayarak ayak ucunuza kadar. Böbreklerinizin, evet. şeker hastalığında önemli rolü olan pankreasın, karaciğerin, eklemlerin, cildin, cilt altının tüm organların kanlanması artıyor bu tedaviyle. Bu vesileyle anladığım kadarıyla cinsel organlara da tabii, desteği var tabii. değil mi? Her spor organın, yapanlara da desteği her var. Her organın kanlanması bu tedavi sırasında, uygulama sırasında, bu ritmik masaj sırasında artıyor. Bu en önemli etki. Organların kanlanması artar ve daha iyi beslenirlerse daha iyi de işlev görüyorlar. Fonksiyonları da düzeliyor. Dolaşım sistemimizin kan dolaşımı böylece tam layıkıyla evet. çalıştığı takdirde organlarımızın hastalanma ihtimali azalıyor. Ama peki belirgin kalp hastalıklarına faydası nedir? Hani bu biz bunu genel olarak açıkladık. Evet. Var olan kalp hastalıklarının tablosunu bize anlatsanız ve onlara da şöyle şöyle faydalı oluyor diye evet. açıklama yapsanız Şimdi hocam. Şimdi onu da açıklayayım. Onu açıklamadan önce bu tedavinin, bu uygulamanın çok önemli bir etkisine de değinmek istiyorum Tabii. ki oradaki sorunuza daha güzel temelli Tabii. yanıt vereyim diye. Bu tedavinin en önemli bir başka etkisi damar sertliğine karşı damarları korumak. Birçok organımızda hastalık damar sertliği nedeniyle ortaya çıkıyor. Doğru. Çünkü organları besleyen damarlarda yer yer çıkıntılar, birikmeler oluşturarak damar darlıklarına yol açıyor. Damar esnekliğini sertliği. Ve normal özelliğini kaybedince esneklikte bu ister kayboluyor. Ciğer, akciğer olsun, ister beyin olsun, ister böbrek olsun, ister bacaklarımıza giden damarlar olsun. Damar Çok sertliği ilginç. Organları ve dokuları, kalp, beyin başta olmak üzere organlara ve dokulara kan götüren atar damarlarda, besleyici damarlarda yer yer darlıklar yapıyor. Evet. Sonunda da işte kalpte koroner kalp hastalığı, beyinde felçlere giden olaylar, böbrekte yetersizlik, bacaklarda damar yetersizlikleri ortaya çıkabiliyor. Şimdi dolayısıyla bu tedavinin en önemli bir etkisi organların hastalanmasını önleyici bir etki de var. Damar sertliğini önleyici. Damar sertliğini. Damar sertliğini nasıl ne yapıyor da önlüyor? Ne yapıyor da önlüyor? Belden aşağısını sıkıştırıyoruz, kan atar damarlarda hızla yukarı geliyor. Gevşetiyoruz, iniyor. Damar hareket geriye doğru gidiyor. Tekrar sıkıştırıyoruz, öne doğru geliyor. Bu hızlanmış damarlardaki kan akımı hareketi damarların iç yüzeyine adeta böyle bir yararlı masaj etkisi yaparak onların duvarlarını iyi beslenmesine, onların duvarlarında bir harabiyet olmasını, oralara kolesterolün, kalsiyumun oturup çıkıntılar yapıp damarların daralmasını önlüyor. Birçok bilimsel yayında bunlar kanıtlanmıştır. Belki biz vücudumuzun dışını jimnastikte vesaire bir takım hareketlerle kas sistemimizi koruyoruz ama damarlarımızın çalışması, idmanı da bu şekilde evet, oluyor diyorsunuz. Evet. Eğer bir insan genç yaşlarından itibaren düzenli olarak haftada 2-3 gün spor aerobik tipte yüzme, yürüme, dans etme gibi aerobik tipte spor yapabilirse onun damarlarında da erken yaşta damar sertliği olmaz. Damarlarını korumuş olur. Fakat ne yazık ki ülkemizde egzersiz yapma alışkanlığı pek yok. İnsan 30'lu 40'lı yaşlarda istirahatte oturarak geçiriyor fazla egzersiz yapmadan 50-60 yaşına gelince de damarlarında yer yer damar sertliği darlıklarıyla karşımıza çıkıyor. İşte o safhadan sonra artık ritmik masaj tedavisini devreye evet. sokarak egzersiz yapmanın genç yaşlarda insanlara sağladığı yararları olgun ileri yaşlarda ve hastalarda ritmik masaj ile hastalarımıza sağlama imkanımız oluyor. Peki bu tedaviyi uyguladık. Ben sonra sizlere de döneceğim. Nasıl bir tedavi olduğunu konuşacağız. Etkisini ne zaman gösteriyor? Yani bir takım seanslar uygulandı diyelim. Hemen mi gösteriyor? Aradan bir zaman geçiyor da mı? Bu tedavi sonuç veriyor, cevap veriyor. Hemen gösterdiği etkileri de var. Uzun vadede ortaya çıkan etkileri de var.
Mesela çok yorgunsunuz, uykusuzsunuz, bitkinsiniz. Bir saatlik bir ritmik masaj tedavisi olduktan sonra bütün üzerinizden yorgunluğunuzu atmış, zihniniz berrak olarak kalkabiliyorsunuz. Bu normal kişilerde bile tespit edilebilen bir etki. Çünkü vücut ve kan dolaşım sisteminiz evet. normalleşiyor. Evet, değil mi? Beyninizde, diğer organlarınızda, dokularınızda daha fazla kan alıyor, daha fazla oksijen almış oluyor. Bir yorgunluk oluşturan ve dokularda, hücrelerde birikmiş metabolizma artıkları hemen def ediliyor, uzaklaştırılıyor evet. ve kendinizi zinde olarak hissediyorsunuz. Bu sağlıklı kişilerin bile hemen anında gözlemlediği bulgu. Nitekim bu nedenledir ki profesyonel sporculara antrenmandan sonra ertesi günü sahaya daha canlı çıksınlar diye alıştığımız el masajı yerine ritmik masaja yatırıyor. Bazı yabancı ülkelerde profesyonel sporculara resmen uygulanıyor. Bizim ülkemizde henüz uygulanmıyor. Henüz yok ne yazık ki. Kimse belki duymadı bu programdan bunu. Sonra birileri İnşallah. Sizi bulurlar. İnşallah. Ve bu olur. Peki bu tedavinin bir ağrısı, sızısı, yan etkisi var mı? Kansız olduğunu biliyoruz, görüyoruz. Uygulama sırasında hiçbir ağrı, sızı, yan etki olmuyor. Sadece belden aşağısının kalbiniz dakikada kaç kere atıyorsa, diyelim 70 kere atıyorsa, 70 kere bacaklarınızın sıkıştığını, gevşediğini, sıkıştığını, gevşediğini hissediyorsunuz. Ama bir rahatlama da getirmez mi hocam? İşte yani başlangıçta, evet tabii, başlangıçta hastalar tedaviye yatarken biraz da ekranda gördüğünüz gibi şöyle bir hoplamada olduğu için ay neyi nesi, korkacağım mı, ne olacak diye endişe ediyorlar. İlk saatten sonraki diğer tedavi seanslarında ki biz günde 1-2 saatten 35 saatlik kürler şeklinde uyguluyoruz. Tedaviye başladıktan sonra birçok hastalarımız güzelce derin bir uykuya dalıyorlar. Bir sorunuzun ikinci bölümünün yanıtını henüz ben veremedim. Çabuk etkisini anında birinci saatten sonra görüyoruz. Ama kalpte damar ağını zenginleştirmek, bu damarların uç dallarının da genişlemesini sağlamak, belki ve yeni kınca damarları oluşturmak bu zaman alıyor. Tabii. Yani bu hemen olan bir şey değil. Ama bu çok önemli bir şey değil çok mi? Çok önemli bir şey. Nedir? Bypass yapıyor yani. Damarlarınız yani evet, yeni yeni tabii. kanallar buluyor tabii. değil mi? Hani daha ileriki yaşlarda birisinde problem olsa evet. demek ki ikinci, üçüncüsü evet. ve hepsi birden de çalıştığında evet. bütün vücut daha iyi besleniyor değil Şimdi mi hocam? Şimdi kameramız buraya odaklanırsa bir ben önemli... Ben göstereyim şöyle hocam. Ben ama bana işaret verin. De etmek isterim burada neyi gösterdiğimi. Şöyle şu kameraya göstereyim o zaman. Şimdi efendim tedaviden önce... Evet buradaki kameraya gösterirseniz. Tedaviden önce... kalbin damarları şurada gördüklerimiz ama arada fazla bir şey yokken böyle çorak arazi gibiyken 35-50 saatlik EECP ya da doğal bypass tedavisinden sonra damar ağı bu büyük damarlar arasındaki köprü oluşturan damarlar o kadar zenginleşiyor ki zengin bir damar ağı oluyor. Evet. Bu zenginleşmiş damar ağı işte doğal bypassları oluşturuyor. Nedir bunun önemi? Diyelim şu damarın burasında ciddi bir darlık oldu ve bunun kan götüreceği şu kalp bölgesi yeterli kan alamıyor diyelim. Bu kalp değil böbrek de olabilirdi değil mi? Olabilir. Ama biz en çok kalp hastasını tedavi ettiğimiz için kalp hastalarını konuşuyoruz. Bu bölge iyi kan alamıyor ise... Etraf büyük damarların bu uzantıları işte buraya kan getiriyor işte. Bunlar doğal bypasslar. Sonuçta ikinci, üçüncü yollar. Evet. Yani. Kolateral damar denir evet. buna tıp dilinde tıp, ama evet. Bağlantı dalları doğal bypasslar daha anlaşılır. Türkçesiyle de etkisinin etkisinin anlaşılabildiği bir şey. Yani en önemli etkisi bu doğal bypassları oluşturmak. Uzun dönemde damar sayısını, bağlantıları evet. artırması oluyor. Evet ben izin verirseniz evet. hastamıza döneyim. Kısaca bir hatırlat tanıtayım mı sizi hastamıza? Evet siz tanıtırsanız daha evet. sonra söyleşimiz evet. daha rahat Efendim, gider. Ayşe Hanım 62 yaşında. 15 yıldır şeker hastalığı varmış ve 13 yıldır da insülin kullanması gerekecek bir şeker hastalığı bu. 3 yıl evvel bypass ameliyatı olmuş. Koroner kalp hastalığı ortaya çıktığı için. Ve 3 damarına müdahale edilmiş. Ama ne yazık ki ameliyattan 1 yıl sonra
iki damarı tıkanmış, tek damarla kalmış ve bugüne çok kadar... Çok kritik yani, çok değil mi? Çok kritik, onu ilah etmiş. Ve bize bir ayı bulmadı başvurduğunda, aşırı halsizlik, 50 kilometre, 50 metre bile yürüyemiyorum, göğüs ağrım oluyor, bir bardak suyu alacak gücüm yok diye gelmişti. En yeni hastalarımızdan. En yeni hastam. Henüz 35 saatlik tedavisi bitmedi hanımefendinin. Fakat 3-5 saatten sonra kendisini iyi hissetmeye başladı. Daha tedavisi devam ediyor. Size vereyim sorularınızı, evet, sorun. Nasıl ben de kendimi gördüm? Doktorumun asistanı gibi hissettim. Şimdi bana teslim etti sizi. Evet Ayşe Hanım, şimdi kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Önceki halinizi de biz sizden dinleyelim. Nasıldınız? Önceki halim, hiçbir iş yapamıyordum. Bir bardağı bile kaldıramıyordum. Allah bütün Allah. Evin işini beyim yapıyordu. Evet evet, sağ olsun. Gelin Trakyalı bakayım, beyler kızım. Böyle yardımcı, evet, olur mu? Evet. Olurlar, evet. Değil mi? Ne güzel. Gelininiz de var ha? Evet, gelinim de var. Evet, onlar da yardımcı. Aşağıda yukarıda oturuyoruz. Evet, yapıyorlar. Evet. Peki onlar da üzülüyordu durumunuza herhalde, değil mi? Herkes, evet, üzülüyordu. Bu şey sistemi duyunca hemen dediler yani, hemen git. Evet. Peki siz ümit beslemiş miydiniz? Olur, iyileşirim diyor muydunuz? Yok, kimi nasıl bir makineye koyacak diyordum. Çok yer yerime artacak diyordum, acıyacak diyordum. İğne yapacaklar diyordum, öyle diyordum, böyle diyordum ama hiçbirisi yok. Evet. Çok gayet makineye rahat yatıyorum. Peki o sarsıntı ilk anda şaşırttı mı seni? Hayır. Hem de çok güzel geldi. Her gün istiyorum o makineye girmek. Çok güzel. Çok güzel. Evet. Peki Şükrü Bey, siz doktorumuzu bulmadan önce ne haldeydiniz? Bir ruh halinizi bize bir anlatın. Vallahi doktorumuzu bulmadan önce Ocak ayında, Mayıs'ın sonunda torunumun düğünü vardı. Acaba hanım o güne... O kadar ümitsiz bakıyordunuz demek ha? O kadar yani üzüntü. Üzüldünüz. Peki şimdi durum nasıl? Şimdi çok güzel durum. Makineye girdiği gün, ikinci saatin sonunda gözlerinin kırmızılaştığını gördüm. Kan, kılcal damarların çalıştığını gördüm. Evet, evet, evet. Ve ikinci, üçüncü gün saatin yelkovanını, saniye yelkovanını göremiyordu, gördüğünü söyledi. Aa, çok güzel. Kollarındaki ağrılar yavaş yavaş kesildi, boyundakiler kesildi. Yürümemiz uzadı. Evet. Bir kilometreye yakın yürüyoruz. Eskiden 50 metre yürüdüğümüz zaman... Kaç saat almış oldu şimdi Ayşe Hanım bu seansı? 28 saat. Maşallah böyle saat saat takip ediyorsunuz. Tabii tabii. İnanır mısınız yani, böyle hızlı hızlı konuşamazdım, sesle konuşamazdım. Sanki yani dünyamdan kesmişim ümitimi. Hiç bana biri bir şey sorduğu zaman söyleyemiyordum, konuşamıyordum, anlatamıyordum derdimi. Evet. Yani o zaman öleceğim diye korkuyordu yani. Size şifalar diliyorum. Programımızın bu birinci bölümünü burada sonlandıracağız. Ben konuklarımıza veda edeyim şimdi, daha sonra. Şimdi biz kendi kalp doktorumuza burada teşekkür ediyoruz. Evet. Doktorumuza da teşekkür ederiz. Çok teşekkürler. Siz Kırklareli'nden geldiniz, Trakya'dan. Evet. Oradaki akrabalarınıza, gelinlerinize, evet, çocuklarınıza, torunlarınıza, dostlarınıza selam ve sevgilerinizi hepsine selam iletiyoruz. Söylüyorum. Teşekkür ederiz. Ve kısmet olursa oralara gelirsek bize bir çay ikram edersiniz, değil mi? Ederim. Peynir ikram ederim. Edersiniz. Yolunuzun düşmesini beklemeyin. Bravo. Buyurun gelin yani. Buyurun. Fark etmez. Evet sevgili izleyiciler, programın birinci bölümü burada sona eriyor. İkinci bölümde diğer hasta konuklarımız da bize katılacak. Ben Trakyalı konuklarıma iyi günler diliyorum. Kısa bir aramız var. Bizden ayrılmayın.